Selam millet, Camtasia'nın yeni bir eğitim bölümüne hoş geldiniz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez git gel yapmayı deneyecektik. Bunlar birinci sıra geliyordu, ikinci sıra gidiyordu. Gittikten sonra tam tersi oluyordu. Yani buradan bunlar şu animasyonları bir kaldıralım. Tamam mı? Şunları da kaldıralım. Yapma be. Şöyle seni kaldır, seni de kaldır. Seni kaldır, seni de kaldır. Şimdi bunlar şimdi buradan bunlar şimdi sıfırdan başlıyordu. Ve burada şimdi bunlara animasyon veriyorduk. Şuna animasyon, buna animasyon, buna animasyon. Tamam, bu lazım değil. Şimdi şöyle yapıyorduk. Bunlar burada arkadaydı. O zaman bunları yine baştan sıfır diyorduk biz. Şunu düşürüyoruz. Bunu düşürüyoruz. Ve de bunu da düşürüyoruz. Şöyle yaptık. Güzel. Tamam. Şimdi üstteki resimlerin tam tersini yapacağız. Şöyle alıyoruz. Şunu da şöyle alıyoruz. Şunu da şöyle alıyoruz. Şimdilik olmuş olması lazım. Hele bir play'e basalım. Yukarıda bir hata var. Niye bir hata var? Niye bir hata var? Şunların son sıranın altısını silelim. Onun yerine şunları kopyala ve şuraya yapıştır. Şöyle. Buraya da yapıştır. Şimdi. Yok 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 yok. Son derece yanlış oldu. Bunlar geldiğinde bu çekiliyor. Evet, ben buldum. Hatayı buldum. Şimdi buraya kadar tamam. Ondan sonra buradan başlıyor. Şunların hepsini silmemiz gerekecek. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunlar ancak deneme ile oluyor. Şimdi biz müziğin neresine kadar diyoruz? Şuraya kadar galiba. Kaval çalana kadar. Evet. Burada kaval çalıyor. O zaman buraya kadar bunu uzatıyoruz.
Şöyle. Sen de gel. Şimdi bu, bakalım. Tamam, bunlar geldi. Bunlar gidiyor. Gittikten sonra buraya bir animasyon daha ilave ediyoruz. Şöyle. Şuraya doğru. Şöyle bunu şuraya 63 yapıyoruz. Yine istediğimiz gibi. Tamam mı canım? Buraya da bir animasyon ilave ediyoruz. Sen kaçtın? 33'tün sen. Değil mi? O zaman seni de 33 yapalım. Tamam. Sana da o zaman bir tane animasyon verelim. Sen kaçtın? 50'sin. Tamam. Sana da 50'ye gide verelim. Şöyle. Şimdi. Şöyle yapalım. En uca, yani buradaki animasyon biter bitmez bu başlasın. İkinci animasyon başlasın. Tamam mı? Şöyle. Böylelikle hepsi aynı olur. Ha, şimdi bunlar geldikten sonra şurada bu üstteki sıra yine geri gidiyor. Yani animasyon. Tamam mı canım? Şimdi siz geri gidiyorsunuz, yani bir oluyorsun. Sana animasyon ilave et, bir oluyorsun. Sana animasyon ilave et, bir oluyorsun. Doğru mu? Güzel oldu. Gibime geliyor. Bu ben mi yanlış yaptım? Şunları tamamen birleştirelim de hatalar buralarda oluyor. Bakın şurada aralıklar var. Böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir türlü sağlam bir iş edinemiyoruz. Şimdi şöyle bir deneme. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan şöylesi şurasını bir kopyalayalım. Yapıştır. Şunları da şurada biz bölelim, tamam mı? Ve şunları silelim. Lazım değil. Onun yerine
Şunların ikisini de siliyoruz çünkü birisi müzik, birisi de arkadaki resim. Şunları da işaretliyoruz ve aşağıya çekiyoruz. Şimdi devamlı git gel olması lazım. Yok, burada bir hata var. Acaba hangisi o? Niye benim böyle hatalarım oluyor arkadaşlar? Ha? Tamam. Fazla şey yaptım ben. Benim şuradan itibaren görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bakın bu burası burada bir hata var. Ha, şöyle. Şuradan şurası lazım bize. Tamam mı? Burası. Dur bir dakika. Şöyle ya. Heh. Kopyala. Ve yapıştır. Şunların ikisini yine sil. Sil, sil. Oğlum. Bak ne yaptık biz burada? Allah Allah, ne yaptım ben burada ya? Şunların ikisini sil. Şöyle çekelim buraya. Ha, şimdi. Ondan sonra şunları şöyle yap ve şunları kopyala. Tamam mı canım benim? Şimdi bunlar da lazım değil bize. Şöyle şu kenara itiyoruz. Buraya bir tane daha yapıştırıyoruz. Ve buraya bir tane daha yapıştırıyoruz. Ondan sonra sanırım böyle oldu. Hemen bir bakalım. Yok, bir erken başlıyor bir yerse. Yerse fazla erken başlıyor. Ya arkadaş, olmaz ki. Bakın burada aralıklar var hep. Böyle bir şeye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ne yaptım ben burada şimdi hata? Ha, şimdi buradan geliyor. Bu gidiyor. Geliyor. Benim burada bir yerde hatalarım var ama bir düşünce hatalarım var. Bir plan hatası var burada bir yerde. Hiç çare yok. Şimdi bunlar geliyor. Tamam. Arkadaş.
Ben niye uğraşıyorum ya? Nereye kadar geliyorduk biz şimdi? Müzik nereye kadar geliyordu? Buradaydı. Kaval müziği. Şöyle. Bunlar nereden geliyor? Şurada ufak etler var. Bunlar nereden geliyor? Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Şöyle de yapıyoruz. Şöyle de yapıyoruz. Sen fazla gittin. Şimdi şunlar geliyor, o gidiyor ve geliyor. Şimdi burada bu resimler. Ha, tamam. Animasyon. Şöyle. Şöyle geldiğinde. Tamam mı canım benim? Yine sen. Burada şu an buyurun 33. Tamam, bu da 33, tamam mı? Şimdi sıra sende. Animasyon. En köşeye. Senin de 33. Çok özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten hastayım. Bazen boğazım kupkuru oluyor. Şey içtiğim halde. Sen 33 değil misin lan? Ha, sen 63'müşsün. Şöyle. Tamam. Şimdi siz gittiniz, geldiniz. Ondan sonra şöyle. Buradan itibaren şimdi aşağıdaki sıralar yine küçülecek. Yani şu resimden itibaren animasyon ilave et diyor. Tamam mı canım? Şimdi sen burada yine 1'e düşeceksin. Kapan. Aç ol. Animasyon 1'e düş. Şöyle yap. Sen aç ol. Animasyon 1'e düş. Şöyle şimdi. Tamam. Güzel oldu. Şimdi oluyor işte. Şimdi ama bize müzikte bir şey daha lazım. Yok, buraya kadar öyle git gel yaparsak milletin başı ağrır, değil mi? Onun için şuraya kadar diyeyim. Şunu uzatalım. Şöyle. Seni de aynı zamanda. Seni de canım benim. Herhalde sen de gel. Tamam mı? Şimdi. Şimdi sen
Şöyle geldin mi? Canım benim. Tamam, sana şimdi bir daha animasyon ilave edelim. Bu sefer üç sıfır dört. Dakika. Bir üç diyor. Yapma be. Şöyle biraz daha geri. Ah, şöyle. Şimdi. Şöyle yaptık. Şimdi sen burada yine şöyle. Yani yine bire düş, tamam mı? Sana animasyon. Sen yine bire düş. Sonra animasyon ve sen de bire düş. Tamam mı canım? Tamam, şimdi üsttekiler bir dakika şöyle, şimdi üsttekiler yani bu animasyon yap yine başa gel, senin kaç lira en çok, senin 50, seninkisi 50. Tamam mı canım? Boğazın fena kuru. Animasyon seninkisi kaçtı? 33 müydü? Tamam. Seninkisi kaçtı? Animasyon sen de 33'tün galiba. Yok. Normal sen 63'tün. Öyle mi? Ha, şimdi. Hadi şimdi bir bakalım. Güzel. Şimdi bunlar geldikten sonra bu aşağıdakiler de bir daha gelecek. Tamam mı canım benim? Şöyle. Biraz daha geriden. Şöyle. Mesafeyi koruyalım. Şimdi sen de şöyle yap. Senin kaçtı? Yok, 50 değildi. 33 müydü? Heh. Senin animasyon başa. Sen de mi 33'sün? Güzel. Sen animasyon şöyle son animasyona yapıştıralım yine. Sen kaçsın? 33 mü? Yok. Sen 63 müsün? Ha. Şimdi. Yap bakalım. Evet, bundan sonra şimdi bir de başka bir şeyler yapalım. Şuradan şu resmi bütün olarak alalım. Şöyle ekrana güzelce yerleştirelim. Şöyle her yerden
Bütün köşelerden sarı çizgiler olsun. Yani tam ekranı fulleyelim. Bunun süresi şu an 5 saniye. Evet, ikinci resim Fallout New Vegas. Bu zaten ekranı tamamlıyor. Üçüncümüz Age of Empires 3. Ona bakalım. Bu fullemiyor. Onun için bunu sığdıralım. Şöyle. Tamam. Burası. Tamam. Bunu da sığdırdık. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Sims Medieval. Ona bakalım. Bu da sığmamış. Seni de sığdıralım. Şöyle. Evet, uydu. Efendime söyleyeyim. Saints Row 3. O sığıyor mu? O tam sığıyor. Saints Row 4. Bu sığmamış. Bunu sığdıralım. Boğazımda şu an sanki zımpara varmış gibi. Şöyle. Tamam, seni de sığdırdık. Şimdi Camtasia'nın yeni bir efektini göstereceğim size arkadaşlar. Onun için burasını artık fazla uğraşmıyorum. Yeni bir efekt. Bir resimden bir resime geçme. Şu sembol vardır. İngilizcesi ne olarak yazıyor şu an ben ezbere bilmiyorum. Daha doğrusu hiç bilmiyorum. Bırak ezberesini. İngilizce versiyonunu bilmediğim için burada İngilizce adı ne verildiğini bilmiyorum. Şimdi bunun ile bir resimden öbür resime aktarma diyeyim ben. Türkçesine aktarma diyeyim. Bir aktarma seçiyoruz. Şimdi burada birçok seçeneğimiz var. Bunların arasından bir tanesini alabiliriz. Şimdi ben ilk resme şunu alayım. Şimdi efendim, eğer ki şurada biz şurayı biraz büyütelim. Ne küçültelim? Büyütelim ya. Büyütelim biz şöyle. Heh. Şimdi bir resim ile bir başka resim veyahut da video ile resim veyahut da resim ile video veyahut da video ile resim böyle bitişik ise bu aktarmayı aldığımızda ve yerleştirdiğimizde bir öncekinin sonu ile bir sonrakinin başını tam ortasına, ikisini kapsamak üzere tam ortasına yerleşiyor. Eğer bunu istemiyorsak, yani sadece buraya veyahut da sadece buraya istiyorsak, o zaman bunların aralarına mesafe açmamız gerekiyor. Yani böyle. Şimdi istiyorsak sadece buraya veya sadece buraya verebiliriz. Fakat bunların ikisi birleşik olduğu müddetçe bir aktarma yaptığımızda böyle ikisini birden kapsıyor. Biz de bunu istiyoruz şu durumda yani. Fakat burada sadece bir tane resim söz konusu olmadığı için, yani bir resimden bir resime geçmiyor. Burada altı resimden bir resime geçtiği için, eğer sadece bir tanesine bu aktarmayı kullanırsak, o zaman bakın neler oluyor. Gördünüz mü? Bir daha alayım. Şurada tek resim, aktarma yaptırdığımız resim ve sonraki resim kullanılıyor. Fakat biz de istiyoruz ki diğer resimler de beraberinde olsun ki bir bütün olarak bu arkadaki geride kalsın istiyoruz. Şimdi bunu yapabilmemiz için bunları da aynısını kullanıyoruz. Fark etmez. Bunu kopyalamaya gerek yok. Yani şimdi sanmayın ki bunu kopyalayayım da yukarı aynısını vereyim. Gerek yok. Şimdi size niye öyle olduğunu göstereceğim. Şunları da yerleştireyim önce. Şöyle, şöyle.
Şimdi bunlara verdik. Ve burada zaman çubuğu şurada aktarmanın sonuna yerleşinceye kadar çekiyoruz ve orada bırakıyoruz. Ve şimdi bu diğer 5 resimleri buraya kadar uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şunu da. Şurada. Tamam. Şimdi aktarmalar aynı zamanda başlıyor. Şimdi baktığımız zaman görüyorsunuz şimdi resim açıldığında diğer resimler daha hala mevcut. Tamam. Şimdi burada ikinci bir aktarma. Yani Skyrim resminden Fallout New Vegas'ın resmine şunu kullanalım. Örnek olarak alıyoruz. Sakın yorumlarda abi o nasıl aktarma kullandı işte ötekisini kullansaydın daha güzel olurdu diye yazmayın boşu boşuna. Biz burada sadece göstermelik. Yani sonuçta yapacağımız videonun güzel olması için değil, sizlere burada bir şeyler göstermem niyetine ben bunları kullanıyorum. Şimdi burada üçüncüsünü şunu kullanalım. Evet, buradakini de şunu kullanalım diyelim. Tamam. Şurada iki tane daha kullanacağız. Hangisini kullanalım? Örneğin şunu ve de şunu diyelim. Ve bu son resim olduğu için burada karanlık. Yani gitgide ekranın kararması. Şimdi bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet, buraya kadar güzel. Şimdi burada zaten bir dakika süremiz kalmış. Şimdi şunları biraz daha heyecanlı yapabilmemiz için bu resimleri bunlara şimdi daha evvelinde kullandığımız callout'un biraz değişik callout'unu kullanalım ki size bir şeyler daha göstereyim. Yani şu an gösterdiğim birçok şey var ama hepsini daha göstermedim. Şurada şimdi bir daha callout kullanalım. Burada şöyle. Burada bir saniye. Şurası da bir saniye etti. 2 saniye. 1, 2, 3, 4. O zaman bunun 1 saniye mi kullanılıyor bu? Bakalım. Evet. O civarda mı? Yok, 1 saniye değil canım. O zaman biz bunu bayağı uzun kullanıyoruz, değil mi? Tamam, 5 saniye. Bir saniyesi burada, bir saniyesi burada etti. 2, 3, bu da 4. Neyse, ona sonra bakarız. Şimdi biz buraya callout'u bir değiştirelim. Değiştirelim derken burada daha yığılma seçeneğimiz var. Örneğin şunu kullanalım. Bunu nereye mi kullanalım? Diyelim ki buraya Skyrim'in ismine. Tamam mı? Şimdi burada geldiğimizde şöyle burası açılıyor. Görüyorsunuz. Şunu da şöyle yapmamız lazım ki çok erken kayboldu. Benim zevkime göre. Ha. Bu şimdi bu oldu. Şimdi buraya bir callout daha kullanalım. Ne kullanalım buraya? Şöyle yapalım. Sonra da 1 saniye sonra gelsin.
resim çıktıktan sonra buna hangi callout kullanalım? Diyelim ki şu ok işareti. Ne yapalım? Ok işaretini yok canım, sen değilsin. Şöyle. Şöyle. Olmadı. Lan oğlum. O zaman biz de şöyle yaparız. Şurada soldaki kareye geldiğimizde üzerinden basılı kaldığımızda istediğimiz yöne çevirme imkanımız var. Biz de şunu yukarı verelim. Zaten 90 derece geldiği zaman yukarı olsun, yana olsun, aşağıya olsun veyahut da diğer yana olduğu zaman otomatikman yine yerleşiyor. Yani aman bu tam yukarı bakmıyor, tam sağa bak, tam sola bakmıyor diye korkma endişesi yok. Vallahi arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi şunu buraya yerleştirdik. Yalnız bunun ben resmini, şeyini, rengini değiştirmek istiyorum. Çünkü burada zaten bayağı koyu kırmızı şuralar. Bir de okun kendisi kırmızı olması pek işime yaramadı. Biz de ne diyelim? Şunu diyelim. Sarı. Bakalım o oldu mu? Play. Güzel. Şimdi buna ne kullanalım? Buna hangi kolat kullanalım? Bu ne? Şimdi bunu şöyle yine yerleştirelim. Sen de gel bakalım. Şimdi senin ne yapabiliriz? Sen şöyle fulleyelim yazıyı. Tamam mı canım? Ben oğlum. Tamam mısın böyle? Her şeyi göster bakalım. Evet, onu da şey yapıyor, işaretliyor sarı renk ile. Burada hiçbir şey değiştiremiyoruz. Fakat benim de bu hoşuma gitmedi. Onun için bunu böyle bir değiştirelim. Tamam mı? Şimdi bu arkadaki renge göre hiç uymuyor. Şöyle. Yok bu bir şey yapmıyor ya. O zaman bunu biz kullanmayalım da biz hangisini kullanalım ya? Hangisini kullanalım biz? Bu ne yapıyor? Işık veriyor. Bu bunaltıyor. Bu ne yapıyor? Yok bu lazım değil bize. Hadi ışık yapsın. Şöyle. Tamam mı canım? Şöyle bir ışık yapsın bakalım. Şöyle.
Peki buna ne yapalım? Buna hangi kol altı kullanalım? Hele bir bakayım. Burada değişik bir şey olsun. Maksat size birçok şey gösterelim. Burada şu ok diyelim. Bunu mu yok? Bunu demeyelim. Hangisini diyelim? Bak şunu diyelim. Bunu şimdilik bir ona gösterelim. Şöyle işaretleyelim de biraz aşağı gelsin. İncelsin biraz. Hadi bir kardeşim incel işte. Ha şöyle. Ha şöyle. Bunun rengi hoşuma gitmedi. Ne kullanalım? Bu nasıl? Bu böyle iyi. Kenarında siyah yapalım. Okey mi? Okey. Tamam. Şimdi bizim 5. resme ne yapalım? Hadi buna da zoom edelim. Zoom burada işaretiniz yoksa bu büyütecin burada işareti yoksa burada zoom diye seçebilirsiniz. Zoom şimdi ne yapalım arkadaşlar? Zoom diyelim show diye. Şöyle bir ortalayalım. Demek ki bizim show diye şimdi yani biraz da şey yapalım. Senin zoom'un lazım değil bana. Ha, sen şöyle biraz arkaya alalım. Biraz da böyle yapalım ki zoom yavaş yavaş gitsin. Evet, gördüğünüz gibi. Burada yine ekranımız full. Burada da zoom yapalım. Tamam mı? Burada da zoom yapalım. Şöyle kızgın bakışlarına. Tamam. Şu aşağıdaki yine silinsin. Çünkü bu zaten şu an resmin arkasında zaten gözükmüyor. Şunu biraz daha beriye alalım. Şöyle biraz da uzun olsun ki yavaş gitsin. Hele bir bakalım. Tamam. Şimdi buraya ne yapalım? Ha? Buraya ne yapalım şimdi? Bir dakikayı biz nasıl dolduralım? Şurada hala 1 dakika var. Fakat bu 1 dakikayı sanırım bir sonraki bölümde dolduracağız. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde sanırım hepsini bitiririz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın.